Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Animal Shelter ünitesinde yepyeni bir konuyla birlikteyiz. Daha önceki videolarımızda arkadaşlar şimdiki zamanın ne olduğunu, cümlelerin nasıl yapısının kurulduğundan bahsetmiştik. Şimdi de arkadaşlar örneklerle bunu pekiştirmeye çalışacağız. Konu başlığımız Expressing What People and Animals Are Doing. Yani insanların ve hayvanların şu anda ne yapıyor olduklarından bahsedeceğiz. Şimdiki zamanı kullanarak tabii ki. Evet sevgili arkadaşlar, burada bir tane sevimli köpek var. Köpeğin 5 tane değişik yaptığı şeyler görünüyor arkadaşlar. Şimdi onların ne yaptıklarını yazacağız. Birinci resimde top lanet oynadığını görüyorum. Dolayısıyla it is playing with a ball. Bir top ile oynuyor. Hatırlayalım arkadaşlar, tekil bir özneden bahsettiğimiz için burada it'ten sonra is getiriyorum ve fiilin sonuna ing'yi getirerek şimdiki zamana uygun bir cümle kurmuş oluyorum. İkinci resimde koştuğunu görüyorum arkadaşlar. It is running gibi kısa tutabilirim. Ya da şimdi şu anda anlamına gelen now kelimesini arkadaşlar cümlenin sonuna ekleyebilirim. Bir sonrakinde yemek yiyor. It is eating at the moment. At the moment şu anda anlamına gelen ve şimdiki zamanın cümlenin şimdiki zaman olduğunu gösteren önemli zaman zarflarından bir tanesi. Burada ilk resimde arkadaşlar köpek banyo yapıyor. It is taking a shower, yani duş alıyor. Ya da it is bathing, banyo yapıyor. İkisini de kullanabilirim. İkisi de benim için doğru. Ve son resimde arkadaşlar it is sleeping diyebilirim. Ve şu anda bir hayvanın ne yapıyor olduğundan bahsedebilirim. Şimdiki zamanın kurallarına uygun olarak. Gelelim burada insanlar ve hayvanların ne yapıyor olduklarından bahsetmiş. Hemen çocukların altlarına, resimlerin altlarına isimleri yazalım. Selim is running and a puppy is chasing him. Selim koşuyor ve bir köpekçik onu kovalıyor. Baktığım zaman arkadaşlar bu resmi şurada görüyorum sanki. Selim, hemen buraya yazıyorum. Selda is playing with kitten. Selda kitten, yani kedicik ile oynuyor. Selda sanki şuradaki arkadaş. Caner is walking the dog. Caner köpeği yürütüyor, yani gezdiriyor. Ya da Caner is taking the dog for a walk da diyebilirdim arkadaşlar. Aynı anlama geliyordu. Caner burada. A cute kitten Boncuk is playing with a butterfly and balls of string. Sevimli bir kedicik Boncuk bir kelebekle oynuyor. Burada kelebeği görüyoruz ve aynı zamanda bir yumak ile oynuyor. Burada da Boncuğu görüyoruz. Ve Melis is riding a horse. Melis de ata biniyor diyor ve arkadaşlar Melis'i de hemen buraya yazıyoruz. Answer the questions below demiş. Böyle bir resmimiz var arkadaşlar. Bir çok güzel bir resim. 4 tane çocuk görüyorum. Değişik hayvanlar var ve bu hayvanlara işte bu resme göre bazı sorular var. Ona göre cevaplar vereceğim. How many kids are there in the picture? Resimde kaç tane çocuk var diyor. Bakıyorum Ece, Ela, Ömer ve Halis. Bunlar benim yeğenlerim isimler arkadaşlar. Ece dedim kızımın adı, diğerleri yeğenlerimin adı. Toplam 4 kişi gördüğümden dolayı there are 4 kids. Yani 4 tane çocuk var diyorum. What are Ece and Ela doing? Ece ve Ela ne yapıyor? Arkadaşlar çok uzaktan görünüyordur umarım. Önlerinde bir elma sepeti var arkadaşlar. Elma yiyorlar. İki kişi olduklarından dolayı they are diyorum. Bakın there are var demek. They are ise onlar demek. Ses olarak da birbirine benziyorlar ama they are bir insanın ya da insanların çoğul bir grubun ne yapıyor olduklarından bahsederken kullanmam gerekendir. Var olan mevcut bir şeyden bahsederken de there are'ı kullanırım. They are eating apples. Onlar elmalar yiyorlar. What is Ömer doing? Ömer ne yapıyor? Ömer'in şu anda ağaca çıktığını görüyorum arkadaşlar. He is climbing tree. Ağaca çıkıyor. What is Halis doing? Halis de arkadaşlar burada salıncakta sallanıyor. He is swinging. Swinging salıncakta sallanıyor anlamına geliyor. What animals are there? Orada ne hayvanlar var? Hangi hayvanlar var? Ördekler görüyorum. Bir tane kedicik, bir tane köpecik, bir tane inek görüyorum arkadaşlar. Başka da var mı? Kuş vesaire yok. O zaman there are 4 ducks, 4 tane ördek, virgül, a cat, bir tane kedi, a dog and a cow.
Bir tane de inek var. What are the ducks doing? Ördekler ne yapıyor? Onlar arkadaşlar yüzüyor. They are swimming. Unutmamam gereken bir şey varsa arkadaşlar, aslında iki tane şey var. Birincisi, cümlenin başında işi yapan kişi çoğul ise are getirmek, tekil ise is getirmek, aynen burada olduğu gibi. İkincisi de arkadaşlar, fiillerin sonuna onlara your anlamı ekleyen ing ekini getirmek. Bunlar bizim şimdi cümlelerin şimdiki zamanda olduğunu gösteriyor. Write what they are doing. Onların ne yapıyorduklarından bahsedelim arkadaşlar. Adapt, examine, feed ve play, ki ünitemizin çok önemli kelimeleridir arkadaşlar. Adapt, sahiplenmek demek. Examine, muayene etmek demek. Feed, food'dan geliyor. Beslemek. Play de zaten oynamak. Bunu eskiden de biliyorsunuzdur. Şimdi burada veterinerin köpeği muayene ettiğini görüyorum. Dolayısıyla they are examine. Sonu e ile bittiği için arkadaşlar ing ki getirmem gerektiğinde e'yi düşürüyorum. They are examining the dog. Onlar köpeği muayene ediyor. Baktığım zaman burada bir kız annesiyle birlikte bir köpek sahipleniyor. Bir kedicik sahipleniyor daha doğrusu arkadaşlar. She is adopting a kitten. Bir kedicik, yani yavru kedi sahipleniyor. Onlar ne yapıyorlar? Onlar kediciklerle oynuyorlar. They are. Burada they yerine istersen kids de getirebilirim. Çocuklar diyebilirim. They are playing with. With ile anlamına geliyor. With kittens. Onlar kediciklerle oynuyorlar. Ve son olarak da onlar kedileri besliyorlar. They are feeding cats. Hatta street cats diyebilirim. Sokak kedilerini besliyorlar. Bunu resimden rahatlıkla görebiliyoruz. Tommy, Katie, Doggy, Johnny ve Rocky isimli 5 tane hayvan var. Her biriyle alakalı sorular var ve cevapları da cevap verirken şunları kullanacağız arkadaşlar. Play with puppies, kedicikler, köpekçiklerle oynamak. Eat bone, kemik yemek demek. Sleep, uyumak. Drink milk, süt içmek. Ve bark da havlamak anlamına geliyor. Havlamak. What is Tommy doing? Tommy ne yapıyor? Bakıyorum arkadaşlar, yavru köpekleriyle oynuyor o zaman. He is, ya da it is diyelim. It is playing with its puppies. Yani köpekçikler ile oynuyor. Buradaki it kendi köpekçikleriyle, kendi yavrularıyla oynuyor. What is Katie doing? Kedi ne yapıyor? Arkadaşlar süt içiyor. It is drinking milk. Süt içiyor. What is doggy doing? Doggy ne yapıyor? It is sleeping. Uyuyor. What is Johnny doing? Johnny burada biraz kızmış sanırım. O zaman it is barking. Ve sonuncusunda da Rocky'nin ağzında bir kemik görüyorum. Dolayısıyla it is eating bone. Yani bir kemik yiyor diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar, burada hayvanat bahçesindeki hayvanla görebileceğiniz hayvanlarla alakalı. Ve burada bir tane adam var. O da arkadaşlar sanırım bilet alıyor. Read the text and match the sentences to the pictures. Metni okuyun ve resimlerle cümleleri eşleştirin demiş. Metnin devamı var arka sayfada arkadaşlar. Bir tane maymunun ağaçtan sarktığını, bir filin suyun içinde oynadığını, bir ayının bal yediğini, bir pandanın bambu kamışını arkadaşlar tırmandığını ve bir kangurun hopladığını, zıpladığını görüyorum. Bir kişi de burada bilet alıyor. Bunları görüyorum arkadaşlar. Hello, I am Doruk. I am a student at Mehmet Bey Secondary School. Merhaba, ben Doruk. Ben Mehmet Bey Ortaokulu'nda bir öğrenciyim. Today we are having a school trip to Nature Zoo. Bugün biz doğa hayvanat bahçesine bir gezi düzenliyoruz. School trip, okul gezisi düzenliyoruz. Now our teacher Mr. Demir is buying tickets for us. Şu anda öğretmenimiz Bay Demir bizim için bilet alıyor diyor arkadaşlar. Bu biletin gösterildiği resim F resmi. O zaman hemen buraya bir F yazıyorum ve bu resmi çiziyorum. Demek ki bu kullanıldı. We are waiting for him. Ve biz onu bekliyoruz. 10 minutes later we are in the zoo. 10 dakika sonra artık içerideyiz diyor. Hayvanat bahçesindeyiz. Here is a wonderful place. Burası mükemmel bir yer. Şahane bir yer. There are a lot of lovely animals here. Burada çok tatlı hayvanlar var. Evet, burada demiş ki a panda is
F resmini atmıştık. A panda is climbing a bamboo tree. Bir panda bambu ağacına tırmanıyor diyor. Bakıyorum arkadaşlar, burada bir bambu ağacına tırmanan panda görüyorum. Hemen buraya da yazıyorum. It looks so cute. Çok tatlı görünüyor. A hungry bear is sitting on the ground and eating honey. Aç bir ayı yerde oturup bal yiyor diyor arkadaşlar. Burada C resmini görüyorum. A monkey is hanging on a branch. Bir maymun bir dala tutunmuş sallanıyor. Baktığım zaman arkadaşlar A resmini burada görüyoruz. A kangaroo is hopping and it is carrying its baby in its pouch. Bir kanguru hopluyor ve bebeğini kesesinde taşıyor diyor arkadaşlar. Burada kesesinde bir bebek olduğunu, yavrusunun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada da hemen E yazıyoruz. And an elephant is sitting and having bath in water. Bir fil arkadaşlar oturup banyo yapıyor diyor suyun içerisinde. Burada da B resmini görüyoruz. We are having wonderful time. You should come and see these interesting animals. Biz çok güzel vakit geçiriyoruz. Sen de gelip bu şahane hayvanları görmelisin demiş. True false yapacağız. Students are having a school trip today. Bugün öğrenciler bir okul gezisi düzenliyorlar. Tabii ki arkadaşlar true. Doruk is buying tickets for his friends. Doruk arkadaşlarına hediye ediyorum. Tickets, bilet alıyorlar. Bilet alıyor diyor arkadaşlar. Bilet alan kişi öğretmenleriydi. Dolayısıyla buna false diyoruz. There aren't too many animals at zoo. Hayvanat bahçesinde çok fazla hayvan yok diyor. Olmaz olur mu? Bir sürü var. Dolayısıyla buna da false diyoruz. Panda is climbing a tree. Panda bir ağaca tırmanıyor diyor. Evet, bambu ağacına tırmanıyordu. True. Elephants don't like water. Filler suyu sevmez. Suyun içerisinde banyo yaptığına göre arkadaşlar seviyor. Dolayısıyla buna da false diyoruz. Bear is drinking water. Ayı su içiyor diyor. Ama bal yiyordu arkadaşlar. Dolayısıyla buna da false diyoruz. Ve karışık olarak verilen kelimelerle anlamlı bir cümle oluşturarak metnimizi ya da daha doğrusu videomuzu sonlandırıyoruz sevgili arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız bu durumda? Böyle karışık kelimeler verildiğini gördüğümüzde arkadaşlar en başa kişileri getireceğiz. Children. Şimdiki zamanın kurallarını hatırlayalım arkadaşlar. Kişilerden sonra are veya is veya am, sonrasında fiillere ing eki geliyordu. Children are having fun. Çocuklar eğleniyor. Nerede? At the zoo. Yani hayvanat bahçesinde. Burada Simon'ı görüyorum. Simon is sonrasında giving banana. Muz veriyormuş Simon. Kime? To monkey. Maymuna. Richard'ı görüyorum burada. Richard is taking photos of gorilla. Richard gorillanın fotoğraflarını çekiyor. People are watching elephant. İnsanlar fili izliyor. My parents, ebeveynlerim, my parents, iki kişi oldukları için are buying tickets. Bilet alıyorlar. Niçin? For zoo. Hayvanat bahçesi için. Dikkat etmemiz gereken ne var arkadaşlar? Bir daha hatırlatmak gerekirse kişileri başa alıyoruz. Sonrasında tekilliklerine, çoğulluklarına göre is veya are getiriyoruz. Tabi I olsaydı am getirirdik. Ve hepsinde yaptığımız ortak bir şey var ki o da fiillere ing eki getirerek cümlelerin anlamını şimdiki zaman haline getirmek diyoruz. Ve videomuzu burada sonlandırmış oluyoruz sevgili arkadaşlar.